Ya zaman yönetimi tabii ki inanılmaz önemli bir konu. Yani daha doğrusu başarıya giden yolda bütün konular önemli ama zaman yönetimi belki hepsi kadar önemli. Çünkü zaman her şey demek aslında. Bu anlamda baktığımızda yani önce zaman nedir? Bir üzerine biraz kritik yapmak lazım. Yani herkesin bildiği bir şey ama aslında bazen farkında olmak bambaşka bir şey. Yani bazen hani tamam çok iyi bildiğimiz bir şey ama farkında olamıyoruz. Ya bu şeye benziyor. Bazen yani evimizin hemen önünde o sokakta bulunan bir dükkanı bazen uzun yıllar oturduğumuz halde fark edemiyoruz mesela. Çünkü farkındalık diye bir olay var ya. Mesela zamanla alakalı zaman deyince bunun eş anlamlısı vakit biliyorsunuz. Zaman, vakit aynı şey. Zaman aslında Arapça bir kelime. Ve yine malum bildiğiniz gibi geçmiş zaman, şimdiki zaman, gelecek zaman değil mi? İngilizce'de en çok zorlandığımız konulardan bir tanesiydi. Yani değil mi? Past tense, present tense, işte gelecek zaman neydi? Future tense değil mi? Gelecek zamanda bu tensler son derece önemli velhasılı. Şimdi arkadaşlar zamanla alakalı yani öncelikle aklıma gelen birkaç güzel söz var. Yani bunları söyleyerek başlamak istiyorum aslında. Şimdi zaman yönetimi diye aslında bir şey yok. Bana göre. Yani zaman yönetimi tabii ki kitaplar var. Konular var, seminerler veriliyor, bir seri, bir dizi seminerler ama aslına bakarsanız zamanı yönetmek mümkün değil. Ya zaman nedir diye baktığımız zaman bir kere arkadaşlar zaman akan bir şey, değil mi? Ya ilerleyici bir şey. Onun ilerleyişini durdurma şansımız yok. Kaldı ki zaman bu dünyada var. Yani öbür tarafta dar ahirette zaman diye bir mefhum yok. Zaman bir mefhum aslında. Ya Cenab-ı Allah bunu bu dünyada yaratmış. Mesela Cenab-ı Allah bu dünyada yaşamadığı için, içinde olmadığı için onun için zaman mefhumu diye bir şey yok. Ve ahirette tabii ki zaman olmadığı için de orada ebediyen. O nasıl bir şey? Onu kestirmek mümkün değil. Yani sonu olmayan bir şey. Gerçekten bana biraz ürkünç, biraz korkunç geliyor. Ya düşünsenize, yani 1 yıl değil, 5 yıl değil, 1.000 yıl değil, 1 milyar yıl değil. Çünkü zaman yok orada öbür tarafta. Zaman bu dünyada var. Yani zaman aslında dediğimiz gibi yani akıcı bir şey, tekrar eden bir şey. Mesela zaman dediğimiz zaman aklımıza ne geliyor? Mesela çok kullanmasak da salise, değil mi? Salise tabii ki günlük yaşamda saliseyi çok dikkate almıyoruz biz. Ama bir at yarışında ya da ne bileyim normal bir koşuda salise çok önemli değil mi arkadaşlar? Saniye değil, salise önemli. Velhasılı. Onun bir büyüğü işte 10 salise 1 saniye gibi. Ya da 60 saniye 1 dakika değil mi? Yine bir 60 dakika 1 saat, 24 saat 1 gün falan gibi böyle zaman ölçülebilen bir şey. Yani hangi zamanda olduğumuzu bununla anlayabiliyoruz ama bakın şöyle bir özelliği var zamanın. Zaman tekrarlayıcı bir şey değil mi? Mesela 24 saat bitince yeni bir 24 saat başlıyor. Yani, sürekli tekrar ediyor zaman. Ve arkadaşlar zaman dediğimiz şey bir mefhum aslında baktığımız zaman bir döngü ondan sonra. Ve arkadaşlar çok ilginç bir şey var. Zamanla ilgili bir şey daha söyleyeyim. Zaman kavramı görecelidir. İzafi bir şey. Hani mefhum olduğu için zaman izafi bir şey. Hani geçen süreden bahsediyorum. Zaman derken hani o bulunduğumuz saati sormuyorum. Söylemiyorum. Yani geçen süre bakımından onu söylüyorum. Göreceli bir şey. Hatta bunlara kalıp psikolojide bir çalışma yapmışlar. Mesela iki grup veya iki gruba ayırmışlar denekleri. Bir grubu içinde böyle çok güzel bir odaya koymuşlar. İçinde her türlü eğlenceli şeyler var. Çiçekler, börtü, böcek, şu bu vesaire. Hoş bir ortam. Muhteşem bir ortam. Ve diğer bir grubu da çok sıkıcı bir odaya koymuşlar. Orada yani soğuk, hoş bir ortam değil. Sıkıcı bir yer velhasılı. Demişler ki birer saat durun gelin ama saat yok. Yani hiçbirinde saat yok. Kendilerine birer saat durup gelmelerini söylemişler. Yaklaşık yani yaklaşık birer saat. Arkadaşlar bu sıkıcı odada bulunan kişiler aşağı yukarı bir 10-15 dakika sonra gelmeye başlamışlar. Demişler ya ne bitmek bilmeyen bir saatmiş ya bir türlü geçmedi, bir türlü bitmedi falan. Halbuki gideli daha 10-15 dakika oldu. Bakın ona zaman çok uzun geldi orada. Ama diğer yandan böyle güzel odaya gönderilen insanlar biraz daha hatta bir saati bile geçirtmişler, daha geç gelmişler. Bu anlamda zaman göreceli bir şey. Bak kime göre değişiyor? Bir kere kişiye göre değişiyor.
Değil mi? Zaman mekana göre değişiyor. Örneğin şöyle düşünün. Bir hasta bir insan için zaman geçmez, değil mi? Bir başın ağrıdığında, dişin ağrıdığında yani o sana bir dakika belki bir gün gibi geliyor. Geçmiyor bir türlü, değil mi? O ağrı olduğu müddetçe zaman sana duruyor aslında. Hani bir nevi zaman genişliyor aslında velhasılı. Bu anlamda göreceli bir kavram. Zaman ilerleyici diye durdurulamaz. Yani bu zamanı bu şekilde bir değerlendirmek gerekiyor. Farkında olmak gerekiyor. Şimdi arkadaşlar mesela zamanla alakalı bir hadis aklıma geldi. Biliyorsunuz sık sık tekrar ettiğim bir hadis var. Ne diyor Efendimiz? Beş şey gelmeden beş şeyin kıymetini bil. Bakın beş şey gelmeden beş şeyin kıymetini bil. Bunlardan birincisi hastalık gelmeden sağlığın kıymetini bil. Diğerlerini söylemiyorum. Zamanla ilgili bir şey var. Meşguliyet gelmeden önce boş vaktin kıymetini bil. Bakın meşguliyet gelmeden önce. Şimdi bakın bazen dedik ya zaman göreceli bir şey. Bazen çok geniş bir zaman dilimi oluyor. Saatler geçiyor umurunda olmuyor. Yani gayet relax oluyorsun. Ama bazen saniyeler çok değerli oluyor. Mesela eminim hepinizin başına gelmiştir. Benim de başıma geldi. Zonguldak'tan İstanbul'a işte uçağım vardı. Pardon Ankara'ya gidiyordum. İşte Ankara'dan kalktım. Esenboğa'dan. Arkadaşlar ben tabii normal hava ve yol şartlarına göre biletimi aldım Ereğli'den. Ya havada karada yetişir yani. İhtiyat payı da koydum aslında. Ama Ankara'ya geldiğimde Ankara'da ciddi bir çalışma var. Yol çalışması. Trafik alt üst. Arkadaşlar yani uçağımın kalkmasına kalmış yarım saat 40 dakika gibi bir süre. Yani o zaman var ya o kadar hızlı geçiyor ki. Arkadaşlar uçağa yetişemedik. Gerçekten çok acı verici bir durum. Allah kimsenin başına vermesin yani. İşte bakın zamanın kıymetini orada çok iyi anlıyorsunuz. Başka zaman, yani zamanı böyle çarçur ederken orada zamanın kıymeti çok iyi anlaşılıyor. Bu arada biliyorsunuz biz her şeyi tersten düşünüyoruz ya. Şimdi zaman yönetimi konumuz bu. Ne diyoruz? Zamanı yönetmek mümkün değil. Biz ancak kendimizi yönetebiliriz. Çünkü zaman akar gider. İşte o akar gider zaman içerisinde biz kendimiz nerede olmamız gerekiyor ve neyle uğraşmamız gerekiyor? Ancak kendimizi yönetebiliyoruz. Yine zamanla alakalı biliyorsun ben film izliyorum kesinlikle hani herkes beni çok yoğun falan sanıyor arkadaşlar aslında çok müsait zamanlarım da var Kung Fu Panda'yı bilmeyen yoktur çok muhteşem bir çizgi film aslında muhteşem bir animasyon filmi orada ya birçok mesajlar veriyor aslında çünkü Kung Fu aslında yani sadece bir dövüş sanatı değil bir felsefe onun bir felsefesi var velhasılı orada bir kaplumbağa var Kung Fu Panda'ya diyor ki ya çok güzel bir söz söylüyor. Sen diyor geçmiş ve gelecekle çok fazla ilgileniyorsun diyor. Yani olmuş ve olacak olanla çok fazla ilgileniyorsun. Diyor ki dün tarih oldu. Yarın bir bilmece. Bugün ise sana hediyedir. Kıymetini bilmek gerekir. Gerçekten. Bakın her akşam uyuduğumuzda yarın sabah uyanmama ihtimalimiz var. Değil mi arkadaşlar? Çünkü uyku ölümün küçük kardeşi. Yani öyle deniyor. Hadis galiba tam bilmiyorum. Uykuda neredeyse arkadaşlar ruhumuz çıkıyor. Yani bu dünyadan göçüyoruz neredeyse yani. Başka alemlere giriyoruz uykudayken. Dolayısıyla uyku ölümün küçük kardeşi. Uyanmama ihtimalimiz de var. Yani nitekim her sabah uyanamayan, ya yani dünya çapında baktığınız zaman yüz binlerce insan var değil mi? Yani milyarlarca insan uyuyor her akşam. Ama bunun bir kısmı ertesi sabaha çıkamıyor, uyanamıyor. Eğer bu Kaplumbağa'nın dediği gibi eğer siz akşam yattınız ve sabah kalktıysanız, kalktıysak, hepimiz eriştiysek bunu yani büyük bir hediye gibi görmemiz gerekiyor esasen. Ama maalesef zaman kıymeti en çok bilinmeyen şey. Hani tersine düşündüğümüz zaman, hani zaman yönetiminin tersi ne? Zamanı çarçur etmek. Arkadaşlar bunu özellikle üzerine basa basa söylüyorum. Eğer siz zaman yönetimi yapmıyorsanız bu şu demektir. Zamanı çarçur ediyorsunuz demektir. Zamanı öldürüyorsunuz demektir. Ve yani bir insanın en büyük sermayesi önce sağlığı, daha sonra zaman arkadaşlar. En büyük sermaye zaman aslında. Yani çünkü ya aslında ömür çok kısa. Yani bir insanın üretken olduğu ömür, ya düşünün 20 yaşına kadar aklının başına gelmiyor zaten. Asker yapınca erkeklerde. Aklının başına geldikten sonra bir şeyler yapmaya başlıyorsun. Ama 60-70 yaşına geldiğin zaman zaten artık ıskartaya çıkıyorsun yani. Üretken olduğun süre en fazla 40 sene 45 sene.
Bu da bir şeyler yapmak için çok az bir süre aslında. Hatta size ilginç bir şey daha söyleyeyim. Eskiden ömürler çok uzunmuş biliyorsunuz. Yani Hazreti Adem'in mesela 1.050 sene, Nuh peygamberin 950 sene falan yaşadığı söyleniyor. Hatta o devirlerde şöyle bir rivayet anlatılıyor. Mesela bir tane kadının çocuğu ölmüş. Kadın feryadı figan. Ah yavrum işte genç öldü, hayattan keyif alamadı, hayattan bir şey anlamadı. Ondan sonra falan gibi böyle ağıtlar yakıyormuş lan. Sormuşlar demişler senin oğlun kaç yaşında öldü? Demiş 270. 270 yaşında ölmüş. Yani daha dünyadan bir şey alamamış yani düşünün 270 yaşında. Öyleymiş eskiden. Zaman çok yavaş akarmış yani. O yüzden ömürler de uzunmuş. Ama arkadaşlar şu an teknolojiyle beraber zaman o kadar bir hızla akıyor ki. Yani modern dünyada zaman inanılmaz hızla akıyor. İşte bu inanılmaz akan bu zaman diliminde, bu modern dünya içerisinde bizim aslında zaman yönetiminden kastımız şu olması gerekiyor. Bizim hayatımızı etkileyen bir takım faktörler var. İşte zaman yönetimi aslında bu faktörleri dengeye getirme olayı. Yani bunları dengeli kullanma meselesi. Hatta hatırlarsınız. Bununla alakalı sanırım dün akşamki plan konusunda anlattığım bir mevzu vardı. O da şuydu. Yine bir profesörün yapmış olduğu bir yani eğitim, üniversitede sınıfta yaptığı bir şey. Sınıfa gelirken bir sürahi suyla geliyor. Pardon, bir sürahi ile geliyor. Daha sonra bu sürahinin içerisine büyük taşları koyuyor ve diyor ki ağzına kadar dolduruyor tabii. Ve öğrencilere soruyor. Diyor ki bu sürahi doldu mu? Bütün öğrenciler hep buradan diyor ki hocam doldu. Daha sonra çakıl taşlarını koymaya başlıyor. Tabii aralardan giriyor çakıl taşları. Ve tekrar silme doluyor sürahi. Diyor ki doldu mu sürahi? Diyor ki hocam doldu. Yani artık başka bir şey girmez bunun içine. Daha sonra yanına getirdiği kumları koymaya başlıyor. Kumlar da o çakıl taşının arasından süzülerek böyle dolmaya başlıyor sürahin içerisinde. Diyor ki şimdi doldu mu? Diyor hocam artık yeter yani doldu artık bu saatten sonra bir şey girmez. Ama arkadaşlar bu defa su koymaya başlıyor. Şimdi doldu mu? Hocam gerçekten doldu. Çünkü hava tamamen çıktı ve yerine su doldu. Bakın burada anlamamız gereken şey şu. Bu sürahi zaman aslında. Burada adam vermek istediği mesaj o. Sürahi bizim zamanımızı temsil ediyor. Bir günlük zaman dilimi. Ve içine koyduğu şeyler de yani bizim dedi ki hayatımızı etkileyen faktörler var. Nedir bunlar? Ailedir, iştir, sosyal yaşamdır. Ve hayatta eğer varsa idealiniz, ulaşmak istediğiniz hedeflerdir değil mi arkadaşlar? İşte herkesin bir ideali olması gerekiyor. Yani bir hedef olması gerekiyor. Ya yani bu dünyada yaşamak için bir gayeniz olması gerekiyor değil mi arkadaşlar? Bunu konuştuk zaten hedefler, planlar, gayeler vesaire diye. Sonuç itibariyle bu dört şey, bakın hayallerimiz, mesela hayallerimizi çok fazla etkileyen şeyler var değil mi arkadaşlar? Herkesin bir hayali var. Ama bu hayalini etkileyen çok fazla faktör var. Yani eğer sen bunları dengeleyemezsen, güvenceye alamazsan maalesef birbirini çok fazla etkileyebiliyor. Burada arkadaşlar öncelik son derece önemli. Bakın yani sürahiye önce suyu koysaydı arkadaşlar tam diğerlerini koyamayabilirdi değil mi? Veya önce kumu koysaydı. O yüzden sürahiye önce neyi koyman lazım? Yani önceliğimiz ne bizim? Önce onları yerine getirmen lazım. Bu kimle göre aile? Kimle göre ibadetler? Mesela ben Instagram'da birisi iddia diyor. Diyor ki 6 ay boyunca diyor vakit namazlarını tam zamanda kıl diyor. Bak diyor hayatın ne değişecek diyor. 6 ay boyunca vakit namazlarını tam ezan okunduğu anda kıl diyor. Bak diyor hayatın nasıl değişecek diyor. Bilmiyorum yani bunu yapmak kolay mı? Kesinlikle değil. Bizim gibi sıradan insanlar için yani asla kolay değil. Ama işte hep diyoruz ya kolay olmayacak ama değecek yani. Bilmiyorum başarabilen var mı? Hatta bunu yapan kişi kendisi başarabilmiş mi bilemiyorum. Muhtemelen başarmıştır. Yani bunu denemiştir. Deneyimlemiştir. Öyle söylüyordur büyük ihtimalle. Ama kolay değil. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi bu şeyleri dengeye getirmemiz gerekiyor. Şimdi yine zamanla alakalı Üstad Bediüzzaman'ın bir şeyi var. Çok muhteşem bir yani dersi var zamanla alakalı. O da şöyle biliyorsunuz yani geçmiş zaman ve gelecek zaman meselesi var ya. Hepimizin bu dünyada bir savaş vermesi gerekiyor. Gerçekten büyük bir savaştayız. Yani bunu herkesin savaştığı şey aynı aslında aşağı yukarı ama bir mücadele yani savaştan kastımız bir mücadele veriyorsun sonuç itibariyle.
Ve bu mücadeleyi kazanmak için biliyorsunuz yani kendi ordunuzu yönetmeniz gerekiyor. Kendi ordumuz aslında zaman değil mi? Zamanımızı doğru kullanmak gerekiyor. İşte burada geçmiş zaman hani biliyorsunuz ordularda hani tek cenah olmaz değil mi? Sol cenah olur, sağ cenah olur. Bir de merkez kuvvet olur. Ondan sonra hani hatta Osmanlı'da biliyorsunuz savaşlarda hilal tekniği vardır. Diyelim ki üç kol, ordu üç kol ilerliyor. Biri soldan, biri sağdan, biri merkezden gidiyor. Merkez saldırıyor önce, sonra geri çekiliyor. Geri çekilince tabii bunu kovalamaya başlıyor düşman. Ama sağ ve sol cana şeyde, yani kenarda bekliyor bunları, ihtiyat kuvveti. Hop ne yapıyor? Hilal şeklinde. Bunları yok ediyorlar. Ya yani böyle bir taktik var aslında. Ama diyor ki, sen diyor eğer yani kuvveti merkezde toplaman lazım o an. Sağ ve sol ihtiyat kuvveti bunlar. Ama sen tutar da merkezdeki kuvveti kanatlara dağıtırsan, merkezi zayıflatırsan düşman bu defa ne yapar? Merkezlere geçirir ve sağ sol cenahın bir kıymeti kalmaz. İşte bunun söylemesinin sebebi şu. Aslında hani kaplumbağa örneğini verdik ya. Kaplumbağanın dediği gibi. Dün tarih oldu. Yarın bir bilmece. Çünkü yarına çıkacağımız belli değil. Çıktıysan o büyük bir hediye aslında. Değil mi? Yaşadığımız gün. Bugün ise sana bir hediye. Kıymetini bilmek gerekir diyor. Sonuç itibariyle bakın bazen maalesef zaman yönetiminde bunları da konuşmak gerekiyor ister istemez. Demişti ya kaplumbağa Kung Fu'ya, Kung Fu Panda'ya. Sen geçmiş ve gelecekle çok fazla ilgileniyorsun. Yani olmuş olanla ve olacak olanla çok fazla alakalısın. Bunu yaptığın zaman ne oluyor arkadaşlar? Anı ıskalıyorsun. Anı yaşayamıyorsun. Çünkü yani bizim elimizdeki tek sermaye bu içinde yaşadığımız an aslında. Gün bile değil. Yani içinde yaşadığımız gün değil. İçinde yaşadığımız an. Bizim tek sermayemiz bu arkadaşlar. Dolayısıyla sen geçmişte ve gelecekte çok fazla alakadar olduğunda bu defa anı ıskalıyorsun. Anı yaşayamıyorsun. Ya mutluluğu da, üzüntüyü de veya çalışmayı da maalesef o anda yapman gerekiyor. Ama bazen bakın şöyle oluyor. Yani hatta zaman zaman bunu söylüyoruz biliyorsunuz. Bilinç altında zaman kavramı yok. Bilinç altında ne geçmişi biliyor ne geleceği biliyor ve bilinç altının tek bildiği şey şu an. Bakın şöyle bir olay var bilinç altıyla ilgili. Mesela elimde ben şu anda iki elimle birden kavramış vaziyetteyim bu telefonu. Ve arkadaşlar benim başka bir şey tutma şansım var mı? Yok. Yani sıkı sıkıya bu an tutmuşum. İşte eğer siz geçmişe odaklanırsanız, yani geçmişte yaşadığınız bir olaya takılır ve kendinizi kurban gibi görürseniz, çünkü biliyorsunuz zihniyet konusu işlemiş ki bunlara. Kurban zihniyetli insanlar var. Kendini sürekli hayatta kurban gibi görüyor. Veya kaybeden zihniyetli insanlar var. Veya sabit zihniyetli, sabit fikirli insanlar var. Ne yapıyor? Adam takılıp kalmış geçmişe. Yani sürekli geçmişten bahsediyor. Sürekli geçmişten bahsediyor. Hatta ilginç bir şey daha söyleyeyim size. Üniversitede bir derste bahsetmişlerdi bu içki içen insanlarla ilgili. Mesela içki içen insanlar adam kafayı çekmesinin bir sebebi var. Niye? Unutmaya çalışıyor. Yani bir derdi var. O dert ona ağır geliyor. Ne yapıyor? Kendini içkiye veriyor. Ondan sonra sarhoş olayım unutayım diye. Çok enteresan bir şey. Arkadaşlar adam bırak tam tersine unutmayı bırak. Tam tersine aklında kalan tek şey o hadise oluyor. Neyse. Neymiş efendim sevgilisi terk etmiş falan filan. Veyahut da ne bileyim iflas etmiş. Ortaya gazı atmış. Neyse. Ya inanın ben bu ders aldıktan sonra başıma bir olay geldi. Biz öğrenci evinde ders çalışırken arkadaşlarımla gitmiştim. Bir tane sarhoş kapıya dayandı. Ev sahibi neyse artık. Ya adam var ya ne dersek diyelim. Bakın adam konuşuyoruz adamla ya. Adama bir şey anlatıyoruz. Biz ne dersek diyelim asla ve asla bizim sorumuza cevap vermiyor. Diyalog hiç yok. Söylediği tek şey tek bir şeye odaklanmış. Yani ne için unuttuysa aklında kalan tek şey yok. O yüzden arkadaşlar geçmişe takılmak gerçekten büyük bir hata. Bu defa ne oluyor? Yani anı ıskalıyorsun veya geleceğini maalesef yaşayamıyorsun yani. O yüzden bu geçmiş zamanla alakalı tabii ki yaşananları geri alma şansımız yok. Bakın yine atıfta bulunuyorum. Hatırlarsanız bu tarayıcılarda geçmiş silme olayı var ya. Bir paylaşım yapmıştım bununla alakalı. Hani imkan verilseydi neyi silmek isterdin geçmişinde? Çünkü geçmişini yaşamış olduğun şeyler maalesef senin tüm yaşamını etkileyebiliyor bazen. Fakat burada yapacağımız şey geçmişi silme şansımız yok. Ama buradan ders alıp çünkü hani şöyle bir olay var ya tarih tekerrürden ibaret ediyorlar ya arkadaşlar aslında öyle değil. Akif diyor ki
ibret alınsaydı tekerrür eder mi tarih, değil mi? Yani arkadaşlar, yaşadığımız şey aslında bizim, yani geçmişte yaşadığımız olaylar aslında bizim tecrübe sahibi olduk, değil mi? Yaşadık, onlar yaşandı, bitti. Bizim için artık bir tecrübe sahibi olduk yani. Bir kazanım aslında onlar. Yani yaşadığımız her neyse onlar kazanım. Hatta Napolyon Bonaparte'ın böyle bir sözü var ya. Yenile yenile yenmesini öğrendim. Yani sonuç itibariyle bakın, adam savaşmış, kaybetmiş. Savaşmış, kaybetmiş. Bakın, kaybetmek ne demek? Belki binlerce, yüz binlerce askerin ölüyor yani. Düşün, senin yüzünden, senin hatan yüzünden. Ama adam ne yapıyor? Pes etmiyor arkadaşlar. Çünkü bunlar kazanım yani. Yaşadığımız her şey bizim kazanımlarımız. Bütün bunlardan sonra arkadaşlar, gelelim zamanı biz nasıl yönetebiliriz? Yani tekrar söylemek gerekirse, biz zamanı yönetemeyiz. Mümkün değil. Zaman akar gider. İlerleyici bir şey ve zaman tekrar eder. Ama burada arkadaşlar, tekrar eden şey aslında hani hayatımızı, o tekrar bir etkiliyor kesinlikle. Nedir arkadaşlar? Tekrar eden şey gün. Aslında günler tekrarlıyor, değil mi? Her gün, her hafta, her ay, her mevsim, değil mi? Sürekli dünyada bir değişim var. Değişim söz konusu. Ama arkadaşlar, bizim burada işte elimizdeki tek şey, yani Allah'ın bize armağanı olan, dedik ya, sabahleyin uyandıysan, ki milyonlarca insan belki veya on binlerce insan uyanamıyor ne yazık ki. Çeşitli sebeplerle, ya kaza, ya hastalık, ya şu ya bu. Maalesef ertesi sabaha çıkamadan hayata veda ediyor. Eğer sen çıkabilirsen, biz çıkabilirsek, bunun kesinlikle kıymetini çok iyi bilmek lazım. Zamanı çok iyi, daha doğrusu kendimizi çok yönetmek gerekiyor. Eğer bunu yapmazsan maalesef, tersten düşündüğümüzde maalesef zamanımız arkadaşlar, çarçur etme tehlikesi var. Ve bir insanın en büyük sermayesi zamandır. Yine Üstad Bediüzzaman diyor ki, 24 altın değerinde. Her gün insana sabah uyandığında senin 24 altın değerinde 24 saatin var. İşte önemli olan şey ne? Bu zaman diliminde ne yaptı? Mesela arkadaşlar, yani hepimizin dedi ki, üretkenlik yılları 40 sene, 45 sene. Yaşıyorsun. Yani bu 40-45 sene içerisinde, üretken olduğumuz dönem içerisinde arkadaşlar, kimileri holding kuruyor, kimileri dünyanın en zengin insanı oluyor, kimileri yani on binlerce, yüz binlerce, ne bileyim yani, mala mülke sahip olurken, bazıları yani bir çivi çakamıyor arkadaşlar. Çok enteresan, değil mi? Ya onun da 24 saati var, bunun da 24 saati var. Sizce aradaki fark ne? Ya da şöyle düşünün. Şimdi asgari ücret 11.400 oluyor, ölçüdür ya. Mesela birisi de 8 saat çalışıyor. Kazandığı ayrı kazancı 11.400. Diğer bir kişi de yine aynı süre çalışıyor. Ama onun mesela bazıları kazanıyor 30 bin, bazıları kazanıyor 100 bin, bazıları kazanıyor 1 milyon, bazıları 1 milyar, değil mi arkadaşlar? Kazananlar var. Peki farkı oluşturan şey ne? Bakın, burada farkı oluşturan şey aynı zaman diliminde neyle uğraştığı. Yani bu zaman nasıl kullandığımızla alakalı bir şey. Şimdi notlarıma baktığımda arkadaşlar, bir kere ya bu noktaya gelinceye kadar biliyorsunuz biz yani birkaç konuyu işlemiş olduk. Bunlardan bir tanesi hedef ve plan. Ya zamanı en iyi kullanma yöntemlerinden bir tanesi hedef koyma. Bu son derece önemli. Ama arkadaşlar, hedefi koyarken kesinlikle, yani tamam, bir hedefimiz olsun ama bunları önceliklendirmemiz gerekiyor. Yani önce neyi yapman lazım? Çünkü hedef bir tane olmaz. Birçok hedefin olur. Ve o hedefe giderken birçok parçaya ayırman lazım. Çünkü tek bir tane büyük hedef olmaz yani. O hedefi küçük parçalara bölmek gerekiyor, malum. Bunu söylemiştik. Ve önceliklendirmen gerekiyor. Yani önce en acil. Hani vardır ya resmi dairelerde, yangında ilk kurtaracak diye yazarlar şeye. Böyle bir bazı dolaplar vardır. Yani çok özel belgeler mesela. Üzerinde yazar. Yangında ilk kurtarılacak olan şey. Acil çünkü arkadaşlar. Önemli yani. Velhasılı. O zaman ne yapman gerekiyor? Önceliklendirme. Az önce hani sürahi meselesinde olduğu gibi, önce neyi yapman lazım? Onu yapmazsan maalesef diğerlerini yapamayabiliyorsun. Öyle bir sıkıntımız var. Bu hedef konusuna çok fazla girmek istemiyorum çünkü işledik bunu. İkinci konu arkadaşlar, plan. Yani hedef koydun ve bu hedef teorik sonuç itibariyle. Bunu planlaman lazım. Planla ilgili de biliyorsun, dün akşam bu konuyu görmüştük ki o yüzden bu konuya geldik zaten. Zamanı yönetmenin en iyi yollarından iki tanesi hedef koymak ve bunu planlamak. Yani hedefi gerçekleştirmek için zamanı çok iyi planlamak gerekiyor. Hatta biliyorsunuz, operasyonel plan diye bir şey var. O da günlük plan. Yani
Senin her gün hedefe adım adım yaklaşman lazım. Geçen her an, ertelediğin her an seni maalesef hedeften biraz daha saptırıyor. Hatta bunu söylemeye zaman yetmedi dün akşam. Bazen özellikle şeylerde böyle televizyon yarışmalarını gördüm ben. Mesela bir görev veriyorlar yarışmacılara. Bir dağı aşıp bir yere geçecekler mesela. Şimdi adam plan yapıyor harita üzerinde. İşte burada bir nehir var. Nehri şuradan geçeriz, buradan geçeriz, şuraya varız. İşte akşam olduğunda şuraya ulaşmış oluruz. Bakın A planı bu. Ama ne oluyor arkadaşlar? Akşam maalesef oraya ulaşamadan akşam oluveriyor. Ve planın gerisinde kalıyorlar. Bakın planın gerisinde kalmak diye bir olay var. Planın gerisinde bakın her gün bu olur diye gerçekleşirse eğer maalesef senin bayağı bir uzaklaşıyor hedefinden. O yüzden ne yapman gerekiyor? Ertesi günü çünkü bakın bir sorun ortaya çıktı. Hatırlarsanız kararlılık konusunu hatırlayın. Bir sorun ortaya çıktığında o sorunu aşmanın yolu arkadaşlar daha çok performans göstermek. Yani eğer sen bugün planın gerisinde kaldıysan yarın bunu tamamlaman lazım. Bakın biz mesela doğrudan satışta ne diyoruz? Her gün bir kişiyle görüşmüyorsan senin zamanın çarçur oluyor. Her gün bir kişiyle yeni bir kişiyle kontak kurmuyorsan senin zamanın maalesef çarçur oluyor. Hani bizim nihai hedefimiz neydi mesela doğrudan satışta? Bir takım liderlere ulaşmak değil mi arkadaşlar? Yani bizim burada doğrudan satış adı üstünde doğrudan satış ama mesele sadece satış değil. Sadece çünkü satış yaparsan aktif gelir kazanmış olursun. Ama bizim aynı zamanda ha diyoruz ya bir kayığın ilerlemesi için iki tane kürek var değil mi arkadaşlar? İkisinin aynı kuvvette çekilmesi gerekiyor. Aksi halde ilerleyemezsin. Olduğun yere döner durursun yani. O anlamda bizim hem satış yapmamız gerekiyor hem de organizasyon kurmamız gerekiyor. Yani bir takım insanlara işe almamız ve onlara iş öğretmemiz gerekiyor. Onları yetiştirmemiz gerekiyor. Onlara liderlik yapmamız gerekiyor ki liderlik ayrı bir konu başlığımız. Ona girmiyorum şu anda. Eğer bunu yapmıyorsan, sadece satış yapıyorsan olduğun yere döner durursun ve en son dersin ki ben bir yere varamadım. Ya işte 7 ay geçti ben ne oldum? Hani biliyorsunuz doğrudan satışta kariyerler var. O kariyerlere gelmen lazım. Hani makul bir zamanda. Ama arkadaşlar adam denileni yapmıyor ki. Başına buyurun. Anlatamıyorsun. Yani hani vardır ya sabit fikirler içinde ne diyorduk biz? NATO kafa, NATO mermer. Ya yani ne yaparsak yapalım adam bildiğini okuyor abi. Adamın yaptığı tek şey hocam ben satış yapmayabilirim. Tamam da organizasyon kurmazsan olmayacak. Bırakacaksın eninde sonunda. Yani ilerleyemeyeceksin yani. Dönüp durursun olduğun yerde. Ve bir sorun çıktığında da sadece satışa odaklandıysan eğer sorun çıktığında pasif gelirin yoksa dersin ki ben bittim öldüm. Ve bırakırsın. Nitekim bunu zaman içerisinde bırakan bir sürü insan gördük mü? Gördük. Peki niye bırakıyorlar? Çünkü NATO kafa, NATO mermer. Arkadaşlar anlamıyor adam. Ne yapayım ben yani? Anlatana dilini tüy bitiyor. Kardeşim bu sektöre girdiysen sen organizasyon kurman lazım. Yani iyi liderlere ulaşman lazım. Ekip liderliği yapman lazım. O insanları takip etmen lazım. Yetiştirmen lazım. Taşıman lazım. Eğitimlere taşıman lazım. Eğitimlere kalifiye etmen lazım. Ama bunu yapmıyorsan işte planın çok gerisinde kalıyorsun. Bakın hedefin var. Ama maalesef bu hedefini yani operasyonel anlamda yapmadığın için hani ne demiştik? Operasyonel plan günlük yani. Günlük mutlaka. Çünkü arkadaşlar bakın konu birbirini tamamlıyor. Yani zaman yönetiminde bizim yönetebileceğimiz en önemli şey o gün, değil mi? İçinde bulunduğumuz gün Allah'ın bize bir hediyesi. Bugün uyandıysak bu bizim için büyük bir hediye arkadaşlar. Gerçekten yani ölmediğimiz için Cenab-ı Allah'a şükretmemiz gerekiyor aslında o gün için. Ve bunun şükrünü eda için arkadaşlar hemen sabah namazından başlayıp ondan sonra bakın eskiden öyle yapardım. Erken yatarlarmış. Gece 3'te kalkarlarmış teheccüde. Ondan sonra sabah namazı kadar zikir. Sabah namazından sonra ya Allah tarlaya düşünün. Yani böyle bir çalışma temposu varmış eskiden. Eskiden böyleydi açıkçası ama şu an maalesef tabii ki çok fazla bir şeyler var. Şimdi bahsedeceğim onlardan arkadaşlar. Bunlar bizi maalesef mahvediyor. Şimdi üçüncüsü şu arkadaşlar. Hani zaman yönetiminin birinci başlığı neydi? Hedef ve önceliklendirmeye bu hedefleri bölüp küçük parçalara bölüp önce hangisi yapmak gerekiyorsa oradan başlamak ve bunu operasyonel planlarla her gün mutlaka işinle alakalı bir şeyler yapmak. Ve üçüncüsü de zamanı etkin kullanmak. Ama maalesef işte burada esas zaman yönetimi burada devreye giriyor. Maalesef yapamadığımız şey bu. Şimdi burada arkadaşlar zamanı
Etkin kullanmak deyince bunu, bir kere bunun farkındalığını ne anlamamız gerekiyor buradan? Hani tersi ne demiştik? Zamanı çarçur etmek. Arkadaşlar zaman çarçur etmek şudur. Hani bir şeyi böyle çarçur etmek, ya Türkçesi bu zaten, daha ne diyeyim bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar şöyle bir olay var. Siz bir ürün aldığınız zaman, bir mal aldığınız zaman, bir kendinize bir şey aldığınızda, diyelim ki değeri 100 lira ama sen 200 lira vermişsin. 100 lira ne oldu arkadaşlar? Çarçur oldu mu? Yazık, günah yani. Boşa gitti mi? Boşa gitti. Yani bu, ya da ne bileyim bir araba aldın. Hep öyle yaparız ya. Türkiye'de şöyle bir mantık var. Sen bir şey alırsın mesela. Ondan sonra yani aldıktan sonra diyelim ki şey yapıyorsun, yani birisine danışıyorsun, yani böyle bir şey aldım falan diyorsun. Arkadaşlar denilmesi gereken şey hayır uğurlu olsun, hayırını gör demen lazım değil mi? Yok, bizimkiler öyle demezler, ne derler? Ya sen çok pahalı almışsın, seni gazıklamışlar. Sen var ya, yani işte şu kadar fazla para vermişsin bilmem ne. Aldığına, alacağına adam pişman olur, burnundan gelir. Ya kardeşim yapma, adam almış, bunun geri dönüşü de yok. Yani bir defa giymiş de hani değiştirme şansı da yoksa, ya adamın moralini niye bozuyorsun? Niye böyle işi karıştırıyorsun yani değil mi? Ama yok, zevk alırlar arkadaşlar. Türkiye'de böyle maalesef, yani keyif alırlar bundan. Hatta veya bazen mesela bir araba alırsın, gene diyelim ki marka söylemiyorum bunu ben. Senin arkadaşında da vardır mesela aynı arabadan. Ya çok pahalı almışsın. Ben de satıyordum. Ben sana işte 10 bin aşağısından verirdim. Vermezdi arkadaşlar. Sana söyleyeyim. Vermezdi. İnan bana vermezdi. Ama gıcıklığına, pisliğine ne yapıyorlar? Ben sana daha aşağı verirdim arkadaşlar. Onlar şey, yani hamasi konuşma. Başka bir şey değil. Bakın maalesef işte burada teşbihte hata olmaz. Dedik ya sen 100 liralık elbiseye 200 lira verirsen 100 lira çarçur oldu. Boşa gitti yani. Burada ne anlıyoruz? Buradan yola çıkarak sen bir saatte yapman gereken bir işe eğer 2 saat, 3 saat, 5 saat harcıyorsan ne olur arkadaşlar? O zaman çarçur oluyor işte. Burada zaman yönetimi burada devreye giriyor. Yani bir her şeyin bir hakkı var değil mi arkadaşlar? Yani ayrılması gereken bir zaman dilimi var. Ama sen ne yapıyorsun? Yani bir saatlik işe bir gün zaman ayırıyorsun. Ne oldu arkadaşlar? Yazık, günah yani. Hayatından giriyor, senden giriyor. Hayat kısa arkadaşlar, gerçekten. Yani hayat büyük hayallere ulaşmak için gerçekten çok kısa. O bakımdan Atatürk demiş ya, az zamanda çok büyük iş başardık. Gerçekten de öyle yani. Az zamanda çok büyük işler başarman lazım. Bu da ancak zamanı etkin kullanmakla mümkün. Peki zaman etkin kullanmanın yolu ne? Zamanımızı iyi kullanalım. 33 geçiyor şu anda. Arkadaşlar bir tanesi odaklanmak. Ya neye odaklanmak? Ana. Yani o anda yapman gereken iş neyse dedik ya, önceliklendirdik. Yani en önce, en acil iş neyse onu yapıyorsun önce. Arkadaşlar ne kadar zor olursa olsun, insanların en büyük sıkıntısı zora, hani kolaya kaçmalar değil mi arkadaşlar? Ya en acil iş var ama biraz sıkıntılı bir iş. Millet ne yapıyor arkadaşlar? Hele şu küçük işleri bir yapalım bakalım. En ağır işi en sona bırakıyor. Ama bu defa zaman daralmış oluyor. Bakın en zor iş en şeye bırakınca arkadaşlar, zaman da daralınca ne oluyor? Mesela sınavlarda çok yaşıyoruz bunu. Değil mi? Yani senin esas sorumlu olduğun şey, hani senin branşına göre mesela matematik. Ama matematik zor geliyor sana. Hele diyorsun şu şeyleri bir çözeyim ben. Hani Türkçeleri falan bir halledeyim. Onlar kolay. Bu defa arkadaşlar ne oldu? Bir baktın ki saat bir şey kalmamış. Yani birçok kişi çözebildiği matematik sorusu 2 tane, 3 tane, 5 tane falan. Ne oldu arkadaşlar? Zamanı iyi kullanamadın yani. Ve zaman baskısı oluyor bu defa. Ne kadar zor olursa olsun, önceliğin neyse, eğer senin önceliğin matematik çözmekse, ne kadar zor olursa olsun sen onu çözmeye çalışmak zorundasın. Bunun başka yolu yok. Yani ona odaklanmak gerekiyor. Ve arkadaşlar ikincisi erteleme hastalığı. Bundan da kısmen bahsettim arkadaşlar. Erteleme hastalığı başka bir konu aslında. Bambaşka. Bunun üzerine çok durmamız gerekiyor. Erteleme hastalığı. Çünkü erteledikçe birikiyor. Yani diyelim ki bugün yapacağın işi yarına bıraktın. Yani her gün şöyle diyelim arkadaşlar. Her gün bir kalem işin var. Her gün bir kalem diyelim ki. Bugün işini yarına bıraktığında yarın ne oldu arkadaşlar? 2 oldu. Hadi yarın da erteledin. Üçüncü güne bıraktın. 3 oldu. 4 oldu. 5 oldu derken üst üste yığılıyor. Dedik ya zaman çok kısa. Yani adam 40-50 yaşına gelmiş. Hala bir baltaya sap olamamış. Yani arkadaşlar inanır mısınız? Adam emekli oluyor. Ne evi var ne arabası var ya. Kirada oturanları biliyorum ya. Koskoca bir ömür boyu çalışmış.
ne zamanını ne parasını iyi kullanamamış ve maalesef işte bazen emekliler şey yapıyor ya, bağırıp çağırıyor ya, geçinemiyoruz, geçinemiyoruz. Doğru, geçinemez. Sen kira veriyorsan geçinme mümkün değil emekli maaşıyla. Ama ne yapamamış arkadaşlar? Ne parasını ne de zamanını o kişi doğru kullanamamış. Ve arkadaşlar en önemlisi de yani zamanını dilimlemek aslında. Bu nedir? Yani zaman etkin okuma yollarının bir tanesi. Mesela insanların zihninin en berrak olduğu, en böyle dingin olduğu zaman sabah saatleri, değil mi? Dedim ya az önce, sabah namazından sonra çalışıyoruz mesela bizim eski atalarımız. Mesela en zor işleri, yani en kafa yorucu işleri sabah namazından sonraya, yani sabah saatlerine bırakmak gerekiyor. Biraz daha az yorucu işleri öğleden sonraya, daha böyle hani en şey işleri, basit işleri de akşam saatlerine bırakmak gerekiyor. Niye? Çünkü arkadaşlar en ağırını akşam saatine bırakırsan yapamazsın. Kafa zaten olmuş bir dünya, değil mi? Sabahtan beri kafa yorulmuş. Sen en zorları en sona bırakırsan canın almaz. Vardır ya, canım almıyor filan. Canın almaz. Ne yaparsın arkadaşlar? Ertelersin. O yüzden en acillerini, ki en sabah saatleri gerçekten insanın kafasının böyle dinlenmiş olduğu bir saat. O yüzden o saatlerde yapmakta fayda var. Bir de arkadaşlar çok çok önemli bir konu var. Aslında zaman da daraldı ama. Şimdi mesela şunu yapmıyoruz çoğumuz. Özellikle kamu sektöründe bunu veya özel sektörü çok görüyorum. Yani iş yapan bir insan, mesela bazı kişiler hani iş yapacak ya, her şeyi kendi yapmak ister. Hiç görev bölümü yapmaz. Her şeyi o yapacak. Özellikle mesela bu doğrudan satış sektöründe liderlik yapan insanlar hiç ekibe görev vermez. Kendisi yapmaya kalkar. Ya sen dur ben yaparım. Bir kayıt yapılacaksa ya sen dur ben yaparım. İşte başımıza geliyor arkadaşlar. Ben de yapıyorum. Mecburen yani. Niye? Çünkü şey yok. Kalifiye yok altta. Yapamıyorum, edemiyorum. Adam bağırıyor. Diyorum ya ver. Çünkü ben ona kayıt yapmayı öğreteceği kadar kendim bir dakika hep veriyorum açıkçası. Bazen bu tip durumlar oluyor. Yani her şeyi kendimiz yapmamız mümkün değil. Özellikle bakın, zaman zaman benden şunu bekliyor arkadaşlar. Ben birini bulayım, onunla sen kontak kur. Pardon. Yani adam kontak kurması gereken kişi kendisi. Benim kontak kurmamı istiyor. Ya da hocam ben birini buldum internetten, görüşür müsün? Ne alaka ya? Arkadaşım ben internette adam bulamıyor muyum? İstediğim kadar bulabilirim. Görüşmeye kalksam hiç zamanım kalmaz yani, mümkün değil. Arkadaşım herkes kendi işini yapacak. O yüzden özellikle liderlik bu konuda son derece önemli. Ya yapmayacaksın, yaptıracaksın. Yani görev vereceksin yani. Kardeşim şunları şunları ya, plan vereceksin. Hani dedik ya, planlı çalışma. Yani bir mentor olarak, sponsor olarak ne yapacaksın? Vereceksin görevi ve daha sonrasında bunun hesabını soracaksın. Aslında burada tekrarlamakta fayda var. Hiçbir mentor ekibinin peşinden koşmaz. Yani eğer sen bir şeyler öğrenmek istiyorsan, kazanmak istiyorsan sen peşinden koşarsın mentorun. Ama maalesef çoğu kişi bunu yapmıyor. Ve arkadaşlar gelelim çok çok önemli bir mevzuya. Bunu çok fazla sık sık ben hatırlarsın tekrarlıyorum. Bununla ilgili kaç defa ders yaptık, eğitim yaptık. Şimdi zamanı doğru kullanamayışımızın veya herhangi bir işe odaklanamayışımızın en önemli sebebi ne biliyor musunuz? Dikkat dağıtıcılar, değil mi? Ya sen bir şeye odaklanmaya çalışıyorsun ama maalesef ya modern dünya böyle bir şey işte, ne yazık ki çok sıkıntı. Yani köy yaşamı düşün mesela. Köy yaşamında ne var ki en fazla, hani çok da fazla şey yok. Yani yoğun bir tempo yok köy yaşamında. Ama tabii köylerde şehir gibi olmuş şu anda ama maalesef modern dünyada çok fazla dikkat dağıtıcı var. En başında maalesef işte şu alet. Hepimizin başının belası, onu söyleyeyim yani. En başında bu. Yani biliyorsunuz insanları kuşaklara ayırıyorlar. X kuşağı, Y kuşağı, Z kuşağı diye. Mesela X kuşağının dikkat dağıtıcısı neydi arkadaşlar? Televizyondu. Yani mesela bundan 10 sene, 15 sene önce herhangi birisi televizyon başında 4 saat harcıyordu, biliyor musun arkadaşlar? Hala o kuşak televizyon başında. İşten gelir, pijamalarını giyer, terliklerini giyer, yemeğini yer, çek yatağa uzanır ve saatlerce televizyonun başında, biliyorsunuz televizyonun aptal kutusu deniyor. Arkadaşlar aptal aptal şey izliyor. Yani girmiyorum, detaya girmiyorum. İşte aptal aptal böyle bir şov dünyası, sanal bir dünya, bambaşka bir dünyaya giriyor. Ondan sonra şeyi unutuyor. Kendi dertlerini unutuyor. Ondan sonra başlıyor şeye.
şeyin kritiğini yapıyorlar. Görüyorum yani. İşte o ona bunu diyorum. Ya haksızlık yaptı ya falan filan hep böyle maalesef veya maç izliyorlar. Ama Z kuşağı çok fazla maçtan da çok fazla alakaları yok. Z kuşağı çoğunlukla ne yazık ki sosyal medyanın tesiri altında. Bakın geçen akşam bir şeyi yarım söylemişim. Sonradan fark ettim videoyu izleyince. TikTok'un mucidi Çin'dir. Çin'de kesinlikle o yayınlanan şeyler sansürlüymüş arkadaşlar. Böyle saçma sapan videolar yayınlamıyor. Ne yayınlıyormuş? Yani ben diyen birinden dinledim onu. Daha çok bilimsel, bilim ağırlıklı, böyle teknoloji ağırlıklı, kişisel gelişim ağırlıklı. Yani insanların beyinlerini arkadaşlar güzel şeylere yani yormaya çalışıyorlar. Beyinlere güzel şey sokmaya çalışıyorlar. Ama Türkiye'de maalesef resmen arkadaşlar pislik yakıyor biliyor musunuz? Yani resmen TikTok'tan ve benzeri bir takım mecralardan insanların beyinlerine bırakın güzel bilgiyi var, arada var, mutlaka var. Ama arkadaşlar maalesef pislik yakıyor yani. Bu çok kötü bir şey. En büyük dikkat dağıtıcı bu şu anda gençlerin en büyük sıkıntısı. Özellikle bu dikkat dağıtıcı telefon meselesi arkadaşlar. Bunu kesinlikle kontrol altına almak lazım. Yani tabii ki girme dememiz mümkün değil. Yani kimseye ben hani mesela sigara içene içme demiyorum asla. Veya Instagram'a girene girme demem. TikTok'a girene girme demem ama sınırla onu. Yani belli bir şeyde bırak. Yani günlük diyelim ki bir saatte mesela. Günde 5 saat Instagram'a girilir mi ya? Girenler var ben biliyorum ya. Ondan sonra. Bir başka dikkat dağıtıcı çevre. Mesela bir arkadaşa örnek vereceğim. Arkadaşımız güzel bir şekilde işine odaklanmışken bir çevresinden bir şey oldu. Böyle bir müdahale oldu bir arkadaşımıza. Bir hafta iş yapamadı mesela. Ne yaptı? Odağını bozdu. Yani çevresel etkilerse hadi demiştik ya işte ailemiz, iç hayatımız, sosyal etkinliklerimiz ya da hayallerimiz ne yapıyor arkadaşlar? Bunlar denge halinde olması lazım. Bak sen ne yaptın? Bir haftanın hayallerinden vazgeçmiş oldun yani. Sonra yani başkasını suçlayamazsın. Bu senin suçun. Yani bunu kesinlikle ayarlaman lazım yani. Bir başkası internet mesela. Bir de şöyle diyorlar. Mesela çevre içinde bulunduğumuz oda, çalıştığımız odayı düzen tutmak gerekiyor. Yani çok fazla karışık kuruşuk olmaması lazım. Bunlar da dikkati dağıtan şeyler. Yani düzenli bir ortamda çalışmak çok daha ideal. Ve arkadaşlar son şey dinlenmek gerekiyor. Yani odaklanabilmen için, çalışabilmen için kendine yeterince dinlenme. Özellikle biliyorsun dinlenme deyince uyku son derece önemli. Hatta sağlıklı yaşamın en temel şartlarından bir tanesi uyku ve gece uykusu. Yani Kur'an-ı Kerim'de hatta bir ayette biz geceyi dinlenme anı kıldık diyor Cenab-ı Allah. Yani en önemli dinlenme saati gece. Ve biliyorsunuz melatonin diye bir hormon var. Uyuduğunuz zaman salgılanan bir hormon. Son derece önemli yani cilt açısından falan. Son derece önemli bir hormon. Dolayısıyla insanın en rahat ettiği, özellikle zifiri karanlık uyumak son derece dinlendirici bir şey. Hatta 4 saat yetiyor arkadaşlar, 4. 4 saat gece uyudunuz. Bir de öğleden sonra, öğlen namazından sonra, hemen tam öğlen değil de öğlen namazından sonra veya o saatler işte, yarım saatlik bir kaylule uykusu denen bir uyku var. Kaylule. Çok hem sünnet bir uyku, yarım saati 2 saate denk geliyor. Yani gecenin 2 saate denk geliyor. Yarım saatte onu yaptığınız zaman toplam 6 saat dinlenmiş oluyorsunuz ki arkadaşlar canavar gibi zihniniz berrak olur. Canavar gibi iş yaparsınız. Yani tabiri caizse. O yüzden uykuya çok dikkat etmek gerekiyor. Eğlenmeye vakit ayırmak gerekiyor. Eğlenmek de bir ihtiyaç. Bakın ben ikide bir diyorum ya. Abi benim millet uyumuyorsa arkadaşlar uyuyorum ya. Ya uyumadan yaşanır mı? Uyuyorum. Yani eğleniyorum. En çok eğlencem de yemek yerken Star Wars izlemek. Çok hoşuma gidiyor. Yani böyle hayal gücünü geliştiriyor insanın ve hakikaten bazen not alıyorum yani. Orada öğrendiğim bazı şeyleri altını çiziyorum, notlar alıyorum. Arkadaşlar yoksa bu kadar konuşamazsın ki. Yani ben mümkün mertebe yani internette geçen zamanımı şey gibi yapmıyorum. Örnek verdim ya. Adam bir tanesi 5-6 kişiyi toplamış karşısına. Diyor ki internette geçen zamanımızın diyor yarısını biz kendimize ayırsak diyor. Bizden yine bir bok olmaz diyor. Yürüyün diyor biz doğru yoldayız. Ben öyle yapmıyorum ama. Yani internette geçen zamanımı inanın yemek yerken bile bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. O şekilde bir yerlere varılabiliyor. O anlamda Rabbim inşallah
bu zamanımızı doğru kullanmayı nasip etsin. Çünkü en değerli varlığımız o. Artık yani zamanımızı inşallah. Ben inanılmaz kullanıyorum şu an arkadaşlar. Gerçekten. Yani anlattığım şeylerin hepsini ben uygulayarak bunlara anlatmaya çalışıyorum. Şu an zaman yönetimi konusunda inanılmaz iyiyim gerçekten. Kendimi bu anlamda tebrik ediyorum. Çok fazla iş çıkıyor, onu söyleyeyim yani. Epeydir ertelediğim işler vardı. Onları yapıyorum şu anda. Bilen arkadaşlarımız var. Yavaş yavaş sonuçlandırıyoruz onları. Güzel oluyor. Ve insan gerçekten rahatlıyor. Hatta son söz şu. Unutmuşum bakın onu. Eğer sen zamanı iyi yönetirsen ne oluyor biliyor musunuz? Bol bol zamanlı oluyor. Yani bazen diyor başım kaçacak zamanım yok bilmem ne. Adam zamanı yönetemiyor ki. Yani 5 dakikalık işte adam belki bir gün zaman harcayınca zaman kalmıyor. Ama zamanı iyi kullanırsan, süreyi iyi belirlersin eğer. Yani şimdi bir süresi var, makul bir süresi. O zaman sana bol bol da zaman kalmış oluyor. Çünkü kendinize de kesinlikle zaman ayırmanız gerekiyor vesaire.